Tuna neredesin? Açsana telefonunu. Tuna! Yok, açmıyor. Çıldırtır insanı. Aç hadi, aç. Aç. Neredesin acaba Tuna? Çok merak ediyorum. Of. Ay çıldıracağım. Açmıyor telefonunu. Tuna neredesin? Of. Ama çok eğlenceliydi ya. Hakikaten süper eğlenceliymiş Orçun. Neredesin Tuna? Neredesin? Ne demek neredeyim? Sabahtan beri seni arıyorum. Açmıyorsun telefonunu. Beni mi arıyorsun? Evet. Hayır, aramadın beni, görüyor musun? Bak, bak bakalım, bak bakalım. Aramış mıyım, aramamış mıyım? Anne, Tuna abi oyuna daldı. O yüzden duymamıştı. Birlikteydik biz. Oyuna mı daldın? 10 tane cevapsız arama var mı? Şey yani, daha sessiz almışsın beni bu açıdan yani. Dünya yansa umurunda değil Tuna. Hadi oğlum, sen de elini yüzünü yıka. Derslerinin başına. Ben yemeğini getireceğim senin odana. Yalnız harikaydın Tuna abi. Senden hiç beklemezdim. Şimdi yine oynarız sonra. Oyuna dalıyorsun Tuna. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç problem yok. Gittim, gördüm. Son derece güzel bir yer gaming house. Böyle bir sürü bilgisayar var içeride. Son derece nezih. Vallahi bayıldım yani. Şimdi dur, dur, dur. Daha önemli bir problemimiz var bizim. Hayırdır, ne oldu? Meltem evi satıyormuş. Tamamen bitti bu iş. Gördün mü? Ne diyorsun ya? Olur mu öyle şey ya? Nasıl baksana? Bağırma. Gönül. Bağırmaya başlıyorsun Tuna ya. Bir dakika. Sen otur bir sakinleş istersen. Tansiyonun çıktı galiba. Valla. Gönül. Bir de seninle uğraşıyorum Tuna. Yani bir de seninle uğraşıyorum ya. Valla başıma ağrı girdi. Tansiyonum çıktı Gönül yani. Yani şoktayım yani resmen. Yok, bu işin altında kesin başka bir şey var Tuna. Ben sana söyleyeyim. Peki sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Gönül? Yani hakikaten sen yani niye bir devam Tuna, bir şey yapıyorsun? Tuna, dün bana daha Meltem dedi ki Haluk'u çok özledim. Barışacağım, otele gideceğim dedi. Hı. Şimdi bir anda bugün otele gitmekten vazgeçtim. Evi satıyorum, hayatımı değiştireceğim diyor. İnandırıcı mı sence bu? Ya değil tabii yani. Ayrıca son derece de saçma. Ya hem öyle hem böyle. Bir bugün böyle, bir ertesi ya hakikaten bunlar ya çocuk gibiler Gönül ya. Yok, bu işte bir saçmalık var, ben sana söyleyeyim. Sen Haluk'un ağzını mı arasan acaba? Ha? Olur. Yani çünkü ne olmuş olabilir? Meltem otele gitti, kavga ettiler filan. Bir anda gemileri yakmaya karar verdi Meltem. Böyle bir şey olabilir. Diyorsun. Canım yalan söylüyor demek ki bana. Ha. Haluk doğrucudur ya. Ben Haluk'un ağzını arayayım bir. Konuşayım ben onunla, doğru. Tuna, sen ne zaman konuşacaksın Haluk'la? Merve'nin arkadaşları gelsin, bir yürüyeyim onları, merhaba diyeyim. Ondan sonra Haluk'un yanına gideceğim ben. Tamam. Yalnız bir şey soracağım. Ya Haluk evin satılacağını biliyor mu ya? Ona göre konuşmak lazım, o açıdan diyorum. Tuna, hiç o konulara girme sen. Sen bence öğren bakalım Meltem dün otele gitmiş mi? Gittiyse ne oldu, ne konuştular veya dünden beri ne konuştular, anlatabiliyor muyum? Anlaşıldı merkez. Çünkü yani bir tuhaflık var bu işte. Meltem dün barışmak istiyordu, sabah gayet iyiydi. Akşam bir enteresanlaştı durum. Evet, ben de aynı fikirdeyim seninle. Bir garip bir durum var. Ama o iş bende, merak etme sen. Hı. Dedektif Tuna iş başında. Bakıyor musun Merveciğim? Baktım. Hoş geldiniz. Selam. Hoş bulduk. Aa, kostümleri bulmuşsunuz. Bulduk Merve ama büyük biraz. Küçültmemiz lazım. Aa, evet bayağı büyük ya. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Bizi evinizi açtığınız için çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız bugün prova yapamazdık. Ya rica ederiz, hoş rica olsun. Ederiz. Bakın bir şeyler hazırladım size çocuklar. Yiyin onlardan, oldu mu? Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. O kostümler ne? Oyun için. Ne oyunu? Çocuk oyunu. Çocuk oyunu? Evet. Siz de kendiniz çocuksunuz. Zaten evet. Çocuk. Biz büyüdük artık ya. Öyle mi? Bunlar da şey, benim kendi yazdığım oyun için. Ormanı koruyan tavşan. Gönül, duyuyor musun? Bak bir de oyunu yazdım diyor yani. Evet, evet. Bak, gurur duyuyorum ben seninle. Hepinizi gurur duyuyorum da yani kızım da yani genler tabii çekiyor. Babasına çekmiş. Yani ben de yani aynı şeyler yazar şey açısından diyorum yani. Tabii tabii. Neyse. Şey, Gönül abla senden bir ricam olacak ya. Bu kostümler tamam ama biraz büyük de yani neredeyse babama olacaklar. Onları da böyle ölçülerine baktırabilir miyiz? Tabii tabii, ben onları küçültürüm, hiç sorun değil. Bakayım mı ben? Merak ettim. Kafası mı? Kafası. Güzel. Ay çok güzel. Bakayım Gönül, bak 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 bak. Şekermiş. Ay çok güzel ya. Süper valla. Hakikaten bana göre ama. Ben bakayım. Bak. Çok büyük şeker. Ama, büyük ama doğru. Biraz büyük, büyük, büyük. Evet. Ben çıkıyorum, Haluk'a bakmaya gidiyorum. Hadi çocuklar, tamam. Görüşürüz. İyi bakın kendinize, iyi provalar. Tamam. Buna bana haber vermeyi unutma
sakın. Tamam Gülül, merak etme sen. O iş bende. Hadi bay bay. Hadi güle güle. Görüşürüz. Hadi biz içeri geçelim o zaman. Şunlar da bakalım. Sonra bunlardan yiyin ama, oldu mu? Geliriz. Ben geldim. Tuna gel. Ne konuştunuz? Ya. Halil, hiçbir şeyden haberi yok Gülül. Ay yok, vallahi yok. En son Kemal amcayla beraberdik ya, o gün görmüş Meltem. Bir daha da Meltem falan görmemiş. Hiçbir şeyden haberim yok diyor yani. Nasıl oldu anlamadım vallahi. Meltem otele gitmemiş mi? Ya ne bileyim, gitmemiş herhalde. Gitse yani haberim olurdu. Çok ilginç. Ben de aynısını söyledim Gönül. Halil, aynen bunu söyledim vallahi. Çok ilginç dedim yani. Çok ilginç. Ben bu işin peşini bırakmayacağım ama. Nasıl çıkacak ortaya yani, ne oldu? Ya bırakma tabii Gönül. Bırakma. Niye bırakıyorsun? Bırakma tabii. Yürü Gönül. Ya bunu çözmen lazım. Yani Gönül'ün bunu çözmesi lazım. Yani Tuna da çözer. Ama beraber ikimiz olursak daha iyi çözeriz. Bırakma Gönül. Bırakma. Böyle bir şeyin peşi bırakılır mı Gönül? Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alırım, ayrı düğüm tutarım.